Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Hepiniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bartın'dan hepinize kucak dolusu selamlar. Arkadaşlar, şimdi biraz yoruldum. Hayvanlarımıza, yani daha doğrusu koyunlarımıza samanını çıkardım. Yemlerini falan çıkardım işte. Yemleri bitmiş. Suları falan da bitmiş. Şöyle mazlumumuz da burada. Onlara bakıyorum işte. Yine bir önceki videoyu çektiğimiz yerdeyiz arkadaşlar. Böyle burada beraber koyunlarımla vakit geçiriyorum. Saat 4'te işten çıktım bugün. Böyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce de kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza yeni katılıp ailemize, yeni katılan dostlarımıza da hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Köy hayatını yaşamak isteyen herkesi Nadir Soyal YouTube kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Dolu dolu köy hayatı burada sizleri bekliyor. Şimdi ben ne yaptım? Saman getirdim, yem getirdim işte onları vermeden önce. Onlar da yem diye baksanıza çıtır deli oluyor. Bir aşağıya bir yukarıya sürekli seyidip duruyorlar. Bu arada arkadaşlar biz bir karar aldık. Vallahi doğru mudur değil midir bilmiyorum ama inekleri satıp koyunu çoğaltmak istiyoruz. İnekleri satıp da şöyle 3-5 tane veya 1-2 tane ya da 1 tane 2 tane gebe koyun alıp, bakın çıtır da arkamda. 1-2 tane gebe koyun alıp işte yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Koyunculuğa ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü bu arada inekler bize biraz kaynamaya başladılar arkadaşlar. Valla oraya tarlaya güyüyoruz. İşte ne yapıyorsun ga? He? Kulağım kokluyor arkadaşlar. Gıdıklanıyorum bu arada. İşte inekler bize kaynamaya başladılar. Oraya bahçemize güyüyoruz. Oradan çıkıyorlar. Yukarıda tarlamız var. Oradan telmeli anlamıyorlar. Tabii arkadaşlar ot da bitti. Yavaş yavaş artık kış mevsimine, daha doğrusu kış mevsimine geldik. Havalar soğudu. Fazla ot da yok yerde. Ama koyunlarımız öyle değil arkadaşlar. Şurada koyun ahırımız var. Oradan çıkarıyoruz koyunlarımızı. Bu 2,5 dönüm yeri tavuk teliyle çevrili. Hatta şöyle yukarıda ineklerimizin durduğu yer var. Orayı biliyorsunuz. Orayı da zamanla tavuk teliyle çevirip koyunculuğu çoğaldıp güzel bir şekilde bırakma. Güzel bir şekilde işte koyunculuğa devam etmek istiyoruz. Hep beraber yapacağız, göreceğiz arkadaşlar. Bakalım başarılı olabileceğiz mi, olamayacağız mı? Babamla konuştuk. Babam da inekleri satma taraftarı. Büyük ihtimal bir tane ineğimiz var, Buzlaca. Onun düvesi var. 17 aylık falan. Bir de 4 aylık damda onun küçük düvesi var arkadaşlar. Yani ana kız, kız kız şeklinde. O şekilde hayvanlarımızı biz damımızdan çoğalttık. Gayet sağlıklı. Yani hepimiz çalışıyoruz arkadaşlar. Çalıştığımız için hayvan bize biraz zahmetli gelmeye başladı. İşte bir de bahçeye güydüğümüz yerden çıkınca nerede olduğunu da bulamıyorsun. Çıktıkları zaman peşinde mutlaka biri durması gerektiği için. İleride belki yine hayvancılık yaparız ya da tosun alıp besicilik yaparız durumumuza göre arkadaşlar. Onlara da yoğunluk verebiliriz ama şu dönemde inekçiliği bırakmak istiyoruz. Direkt koyunculuk yapmak istiyoruz. Hem koyunculuk daha çok zevkli geldi bana. Bakımı biraz daha kolay. Tam bizim işimize göre geliyor şu an çalıştığımız için arkadaşlar. O yüzden ne bileyim öyle bir karar aldık bakalım. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bakacağız, göreceğiz hep beraber. Bu kanalda da iyisiyle kötüsüyle hepsini paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah bir kayıp bir şey yaşamadan koyunlarımızı da çoğaldırız. Güzel bir şeyler yaparız. Hedefim adakçılık yapmak. Yani adakçılığı geliştirip koyunlarımızı çoğaldıp yani adakçılık işine yoğunluk vermek istiyorum. Bakalım bakalım arkadaşlar. Bir deneyeceğiz onu. Koyunlarımız da bu şekilde. Çıtır ve mazlum. Yine burada ot var. Bunlara yetiyor buradaki ot da arkadaşlar. Ben bunları biraz yeme samana da alıştırdım. O yüzden sadece akşamları veriyoruz. Sabahları falan hiçbir şey vermeden koyunlarımıza burada bakıyoruz. Aslında hiçbir şey vermesek de olur. Ama ben yine de samanla yemle takviye yapıyorum. Bakın. Mazlum otluyor. Pıtır pıtır yerden ot koparıyor. İşte ineklerimizi nasip olursa satacağız. Babam bir tek inek kalsın dedi. Düveyi falan dedi şey yapalım dedi. Düveleri satalım. İnek kalsın yine dedi. Sütümüzü yoğurdumuzu yaparız dedi ama. Bilmiyorum bir karar aldık bakalım. Benim gönlüm hepsini satıp daha ilerleyen zamanlarda büyükbaş yine yapmak yapabilirsek. Koyunun yanında da koyuna ağırlık vermek istiyorum. Hep beraber bir yola çıkacağız. Ve göreceğiz bakacağız. Şu an ineklerimizin acil bir satılık durumu yok arkadaşlar. Ama hepsini de satacağız. Ne zaman satarsak onun videosunu da sizlere çekerim. Ben koyunlara saman yem getirdim de babam da beni getirmemiştir diye. Dün akşam bitti yemle samanı buradaki. Babam da yemle saman getiriyor arkadaşımla. Poşete kuymuş. Samanı. Şeyde de yem var. Koyunlarımız da böyle burada.
koyun ağırımızda girdik. Babam sen inekleri getir dedi. İnekleri bağlayalım dedi. Birazdan da biliyorsunuz inşaat işimiz de devam ediyor. Evimizin üst katı. Kale budur yetmedi dostlarım. Oraya da beraber eşimle işten çıkasıya çarşıya gideceğiz. Çarşıdan kale budurumuzu da temin edeceğiz. Abiyi aradık. Onda da varmış kale budurun devamı. Oradan alacağız. Bakın babam bunlara besi yemi, kepek. Bir de az bir şey evden artan ekmeklerden karıştırmış. Mazlumuna baksanıza nasıl afiyetle yiyor. Ah mazluma. Eşek sıpası. Arkadaşlar böyle işte ya. Vallahi biz babamla buraya bunlara ahırda ip verdik. Şöyle şurada ben su kovasını da koyuyorum buraya. Her gün temizleyip yıkay veriyorum. Pislenmeden tertemiz içiyorlar. Bu koyun ağırımız da böyle. 8'de 4 arkadaşlar. Güzel bir şekilde koyun ağırımız da var. Dışarıdan ses duydum. Büyük ihtimal horoz samanı karıştırıyor. Aynen de öyle. Ne yaptı? He? Rahma. Hep samanı dağıtmış. Hiç yakışıyor mu sana böyle bir şey? He? Gel kızım. Gel. Gel İnek gel. Gel. Gel uşağım gel. Gel. Hadi gel. Hadi. Arkadaşlar ineklerimiz bunlar. Öndeki ana, arkasındaki onun kızı. İneğimiz de yanlış hatırlamıyorsam bir 3 aylık falan hamile herhalde ya. Vallahi öyle olması lazım. Çünkü maşallah kızımızın doğurganlık özelliği olsun. 40 bin kere maşallah. Yani kızgınlığı olsun. Fazla geçmeden doğurduktan sonra sıkıntı çıkarmıyor. Çok da belli oluyor kızgınlığı. Vallahi damla kendi üzerine atlayacak bir şekilde kızgınlığını net belli ediyor. Yüvemiz bir kere kızgınlığa geldi. Onu da biz küçük diye tutmamıştık. Tohumlamadık yani. Ondan sonra da bir daha kızgınlığa gelmedi. Bir kere iğne yaptık kızgınlık iğnesi. O da fayda etmedi. Bakalım artık bakacağız. Yani satacağımız hayvanlar bunlar. Bir de damla 3-4 aylık da rızamız var arkadaşlar. O da ineğimizin rızası. Bunun da kız kardeşi yani. Bakalım her şeyin hayırlısı diyelim. Bir yola gireceğiz. Koyunu çoğaldıp ufak ufak yani bir anda değil de böyle alıştırma aşamasında olarak yani horra yüklenmeyeceğiz böyle. Hadi bir 50 kuzu alalım ya da bir 25 kuzu alalım değil de yavaş yavaş doğurta doğurta iyiliğiyle kötülüğüyle güzelliğiyle öğrene öğrene yapacağız yani. Hayvanlarımızı tarlamızın evin önüne getirdik bakalım. Önlerine yemlerini samanlarını vereceğiz. Maşallah bugün güzel doymuşlar ya. Babam onlara kesin orada ot pişmiştir. Komşumuz da gittiğinde oraya bir şeyler dökülmüş. Sağ olsun. İneklerimiz onu yiyordu. Valla bu garabaş yeter ki beni görmeyesin. Ciyak 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 hiç sesi. Bir şey olmuyor arkadaşlar ya. Baksanıza. Ne oldu lan? He? Garabaş. Ne var? He? Niye alıyorsun? Beni görünce sustu. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de kanalımıza abone değilseniz abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Daha güzel, daha doğal köy videolar için bizi takipte kalın.